Göçük ihbarına giden AFAD ekibi işçinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Görüntüler Erzurum'dan. Hafta sonu etkili olan sağanak yağış kentte yaşamı felç etti. Yollar göle döndü, sürücüler trafikte kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su basan iş yerlerinden biri Kazım Yurdalan mahallesindeki bir fırındı. Oluşan sel nedeniyle fırının deposunda göçük meydana geldi. Ve o sırada un almak için bodrum katına inen bir işçi göçük altında kaldı. Herkes göçük altında kalan 40 yaşındaki Sebahattin Fenekli için seferber oldu. Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi. Ancak işçinin yakınları muhtemelen geç geldikleri gerekçesiyle AFAD ekiplerine hedef aldı. Kalabalık tekme tokat saldırdı. Sivil savunma ekipleri çok zor anlar yaşadı. Devreye polis girdi. Ancak öfkeli kalabalığı sakinleştirmek hiç de kolay olmadı. Taşlı sopalı saldırı devam etti. Takviye ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla çalışmalar zor da olsa başladı. Bir yandan depoya dolan su tahliye edilirken diğer yandan da dalgıçlar arama kurtarma çalışması başlattı. Tahliye sırasında jeneratör arıza yapınca bölge bir kez daha karıştı. Bir oğlu askerde olan Sebahattin Fenekli'nin yakınları tepki gösterdi. Jeneratörleri suyun içine atan öfkeli kalabalık bir kez daha sivil savunma ekiplerine saldırdı. Ve bir süre sonra maalesef acı haber geldi. Evli ve 4 çocuk babası Sebahattin Fenekli'nin cansız bedeni depoya dolan sudan çıkartıldı. Fenekli'nin cenazesi ambulansa konulurken iş arkadaşları ve yakınları sinir krizi geçirdi.